Alper Gezer Avcı bir FETÖ kumpası mağdurudur. 2011 yılında FETÖ'nün kumpasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılmıştır iftirasıyla Hava Kuvvetleri'nde. Aslında bu da çok gündeme geldi Evet. Cihat Hocam. Bu FETÖ'den dolayı ihraç edilen biri neden çıktı? İşte bu yüzden de aslında çok fazla Hayır, onay FETÖ'nün görmedi. ihraç ettiği. 2011 yılında FETÖ kumpası nedeniyle FETÖ bunu silahlı kuvvetlerden atıyor. Silahlı kuvvetlerden ihraç ediyor. FETÖ disiplin kurulunda. 2020 yılında tekrar göreve dönüyor. 2020 yılında. O da ihtiyaç olduğu için. Şimdi soruyorum ben. İhtiyaç olmasaydı peki? İhtiyaç olmasaydı adam bütün şeyiyle yani yazık yazık böyle değerleri FETÖ Hakka girmiş harcadı. olacaktı. Bunlar FETÖ'nün mağdurları. FETÖ'cüler şimdi mağdur pozisyonuna düştü. Bu adamlar, bu gençler, bu vatanperver insanlar nasıl oluyor da FETÖ kumpaslarıyla atıldılar? Onu atanlar neredeler şimdi? Disiplin kurulunda olanlar neredeler şimdi? Onlar hakkında o disiplin kurulunda görevli olup da Alper Gezer Avcı'yı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atan FETÖ'cüler neredeler? O disiplin kurulunda imzası olanlar kimler? Onlar hakkında hangi kanuni işlem yapıldı? Alper Gezer Avcı gibi FETÖ kumpasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılanların hakları iade edildi mi? Ya da Hadi kaç kişi var? pilotlar ihtiyaç olduğu için geri döndürüldü. Peki pilot olmayan karacı subaylar, Deniz. denizci subaylar ya da havanın yer subayları neredeler şimdi? Onların hakları iade edildi mi? Peki onların haklarını yiyenler hakkında dava açıldı mı? Buradan Milli Savunma Bakanlığı'na sesleniyorum şimdi. Alper Gezer Avcı ve diğerleri gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden FETÖ'cü olmayan subayların atılmasına neden olan bütün disiplin kurulu üyeleri hakkında işlem yapıldı mı? Kim yaptı? Soruyorum. Bunlara işlem yapılmasını istiyorum. Ve sadece Alper Gezer Avcı gibi pilotların dönmesi sağlanmışken diğerlerine neden dönme hakkı verilmedi? Neden dönme hakkı verilmedi? İhtiyaç olursa mı geri İhtiyaç gelecekler? olursa mı olur mu? Adamların siz istikbaliyle oynayacaksınız, kariyeriyle oynayacaksınız. Onların geri dönmemesini isteyenler, geri dönmemesini isteyenler kimler acaba? FETÖ mağdurlarının, FETÖ kumpaslarıyla mesleklerinden olan subayların, astsubayların dönmesini istemeyen grup kim acaba? Sadece pilotların dönmesine mecburen evet demiş olanlar, diğerlerinin dönmesine neden hayır derler? Neden onlara iade-i itibar yapılmaz? Neden FETÖ kumpaslarıyla rütbelerini alamamış, hapislerde çürümüş, o yüzden de rütbelerini alamamışların rütbeleri niye iade edilmedi? Çok enteresan işler bunlar. Peki, şimdi Cihat Paşam yine biz bir mavi vatana geri dönelim. Hep de konuşuyoruz yine TCG Anadolu gibi bizi gururlandıracak, denizlerde de bizi temsil edecek birçok gemimiz artık donanmaya katılıyor. Dört tane daha gemimiz donanmaya Evet. katılacak. Bunun için de sizin yorumlarınızı alalım. Düşünceleriniz neler? Ya biz hiçbir şey. Ben çok seviniyorum. Çok seviniyorum. Çok gurur duyuyorum. Şimdi yine bunu aşağılamak isteyenler vardır belki ama aşağılayamazlar. Var var Neden? aslında yine Yani. sosyal medya dahil yine sağ sol kesim burada yine ikiye ayrılıyor. Ne ihtiyaç var? Yine biz yerli miydi, milli miydi? İşte TCG Anadolu dahil olmak üzere isimlerinin Türk olması bize ait olduğunu mu gösterir gibi böyle birçok yine söylemler dolanıyor. Yine %50 hocam bu anlamda da yine ikiye bölünüyorlar. Bunun için ne diyeceksiniz? Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bir kere artık tescilli. Dünyanın 14. büyük savunma sanayi ihracatçısı ülkeyiz biz. Daha ne olsun Daha ne yani? olsun? Daha ne olsun? 5 küsür milyar dolarlık ihracat yapmışız. Yani daha ne olsun? Şimdi ve gittikçe de kendi ihtiyacımızı kendimiz görüyoruz. Şu anda teröriste mücadele harekatlarında kullanılan mühimmatın çoğunluğu yerli yapım. Eğer yabancıya kalmış olsaydık eskisi gibi şimdi biz teröristle mücadele de edemezdik. Ne istiyorlar? Etmeyelim mi istiyorlar? Burada Tabii ben etmeyelim. gerçekten burada Tabii istenilen ne yani? Etmeyelim mi? Bir savunmayalım mı kendimizi? etmeyelim isteniyor. Büyük devlet vizyonu yok. Ya yani iyi niyetlerinde pek büyük devlet vizyonu yok.
Kötü niyetleri zaten ülkenin parçalanmasını istiyor. Ülkenin parçalanması için silahlı kuvvetlerin zayıf olması lazım. Silahlı kuvvetlerin zayıf olması demek de işte zaten ülkenin parçalanması demek. Aynen. Savunma sanayine ayrılmaması demek. Savunma sanayine işte gayret sarf edilmemesi demek, emek verilmemesi demek. Ama şimdi bu dört tane gemi çok enteresan. Mesela bunlardan TCG Derya bizim anne gemi dediğimiz. Yiyecek verir, petrol verir, akaryakıt verir, su verir, yedek parça verir, hastane fonksiyonları vardır falan. Ya anne gemidir. Diğer muharip gemiler savaşırlar, harekat yaparlar, buraya gelirler. Ekmeklerini alırlar, sularını alırlar, yiyeceklerini alırlar, akaryakıtlarını alırlar, hastaları varsa onların bakımlarını yaptırırlar. Yedek parça ihtiyaçları varsa onları yaptırırlar. Çok müthiş bir şey. Dünyanın her tarafına gemi gönderebiliriz böylece. İkincisi, işte Arif Ekmekçi diye, şehit Arif Ekmekçi diye bir gene lojistik destek gemisi, akaryakıt ve su. O da yine Türkiye'nin çevre denizlerinde, yani diğerinde okyanuslara falan her yere rahatlıkla gidebiliriz. TCG Derya yani ikinci büyük gemi. Yani Anadolu'dan sonra ikinci büyük gemi. Gururlanması tabii 25 bin insan. Tonun üzerinde şeyi var, 27 bin ton büyüklüğü var. Ya müthiş bir şey ya. 200 metre uzunluğu var neredeyse. Söylerken bile biz dinlerken mutlu oluyoruz. İnsanlar tabii, bunu gördüğünde, duyduğunda neden ya, sorgular, anlamış hakikaten değilim. Hakikaten enteresan ya. Bunu yapıyoruz yani. Bunu kendimiz yapıyoruz. İstif sınıfı fırkateyn. Şimdi istif sınıfı fırkateyn diyoruz. İstif sınıfı fırkateyn. Ya bir tane fırkateyn. Üzerindeki silahların çoğunluğu yerli silahlar. Silah sistem, komuta kontrol sistemi, silah kontrol sistemi tamamen yerli. Torpidosu yerli, her şeyi yerli. Fırkateyn. Al. Ya Yunanistan bir tane fırkateyn alsa olay olur. Biz alıştık artık. Fırkateyn de geliyor, korvet de geliyor, bilmem diğer gemiler de geliyor. Yani alıştığımız, kanıksadığımız için bize normal gelen şeyler diğer devletler için anormal. Çok önemli bir şey. Yani şimdi Yunanistan bu dört tane gemiyi, SİDA dahil, silahlı insansız deniz aracı dahil, torpido atabilen, füze atabilen o şeyler var. İşte o özellikleri var. Onlarla beraber alsa, şimdi bizim bu gazetelerde, bizim kendi gazetelerimizde manşet olurdu. Gündemden de düşürmeyiz. Tabii, Yunanistan neler almış, neler biz almıştı, niye yapamıyoruz, tabii. Neden yok diye. Ama tabii ki de yine elde olan daha tatlı geliyor. Kendi elimizde olunca alıştık. Konusu oluyor. Çok şükür ki alıştık. Demek ki devamlı yapabiliyoruz artık. Yani bu çok güzel bir şey. Çok gurur verici bir şey. Yani ben eleştirmiyorum niye gündem olmuyor falan diye. Aslında bunlarla gündem olursa ya biz diyoruz ki artık normal yani. Ve şöyle bir şey, bu gemilerin dizaynı çok en önemli kısmı dizaynı, tasarımı yani. 5-6 sene sürüyor dizaynı. Yani en az 4 sene. Paşam siz bile anlatıyorsunuz. Biz ya kendi döneminizde de bir gemi ya da bir şey yapılacağında 40 yıl öncesinden başlanıyor. Tabii. Araştırmalar, yapmalar, ya sınıfı, söylemler, sınıfı, toplantılar. Tabii, iyi sınıfı fırkateyn meselesini ben vallahi 30 senedir bilirim. Şimdi düşünün yani 30, hadi ondan öncesi de olsun 10 yıl, 40, 50 yıldır konuşulan şeyler şu an günümüzde gerçekleştiriliyorsa tabii, bence tartışmaya artık ya kapalı konular olması gerekiyor. Ya bu ne güzel, eriştiğimiz seviyeyle gurur duymalıyız. Yani bakın şöyle bir şey var, bir de şöyle. Şimdi bir geminin, bir fırkateynin, bir korvetin işte neyse denizaltının dizaynı 4-5 sene sürüyor. Evet. Sonra inşaatı 1,5-2 sene sürüyor. Veya bir sene sürüyor. 1,5 sene sürüyor. Ama dizaynı zor bunun. Şimdi biz iyi sınıfı fırkateyni dizayn ettik değil mi? Şimdi peynir ekmek gibi tersaneler bir sene içerisinde, 1,5 sene içerisinde çıkartacak. Onun için 6, bu 5. gemiydi. 6, 7, 8, 3 tane gemi bir sene, 1,5 sene içerisinde çıkacak şimdi. Ya müthiş bir şey bu.